Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motifli atkımızın yapımını paylaşacağız. Instagram sayfamda da çok beğenmiştiniz. Ancak bugüne kısmet oldu. Şimdi sizlere öncelikle ben o atkımı Alize Cotton Gold ile yapmıştım ama sizler istediğiniz iple de yapabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak Alize Koton ile yapıyorsanız benim tığım her zaman 3 numara. Alize Koton'a en çok uyan tığ numarası 3 no. Bunun için renkleri siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Şöyle ben motiflerimi hazırladım zaten. 6 bir tarafa, 6 diğer uca 12 tane motif hazırlamamız lazım. Şu şekilde zaten hanım dilendi, bey beğendi. Bu motifimizi hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler de zaten kanalımda var bu motifin yapımı. Şimdi öncelik olarak ben bu diğer tarafını hazır ettim sizler için. Şimdi öncelik olarak başlayacağım buradan. Motiflerimizi ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi birleştirmeyi göstereyim size. Çünkü her seferinde başka videoya gidip motif birleştirmeye bakmanızı istemiyorum. Ama motiflerimiz zaten kolay olduğu için bunları göstermeye gerek duymadım. Şu şekilde motiflerimizi ayarladık. Renkler, aynı renkler yan yana gelmesine dikkat edip şu şekilde motiflerimizi ayarlıyoruz. Dilerseniz motiflerimin ölçülerini de vereyim sizlere. 8 santim. 8 santimli bir motif. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu atkı şalımızı şöyle hani çok enli istemiyorsanız 4 taneden yani şu kadar kalınlıkta da yapabilirsiniz. İsterseniz üçlü de yapabilirsiniz. Bu sizin tamamen zevkinize kalmış. Şimdi başlangıç olarak motiflerimizi ayarlıyoruz değil mi arkadaşlar? Hırkalarda da böyle yapıyoruz bu motif ayarlama işlerimizi. Öncelikle motiflerimizi bir diziyoruz. Çünkü ip koparmadan birleştirme yapacağız. Şimdi motiflerimizi dizayn ediyoruz. Yani aynı renkler yan yana gelmemesine özen göstererek hepsini dizdik. Şimdi şuradan başlayacağım. Şöyle. Şöyle, şöyle gideceğiz. Şimdi birleştireceğiz. Şu ucundan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Normal iki zincir çekip buraya sadece köşenin tekini yapıyoruz. 3 tane trabzan, ikili trabzan. Bir zincir çekiyoruz araya. 1 2 3 tane tekrar trabzan yaptık. Hepsi ikili trabzan tabii ki. Yeni öğrenen arkadaşlar için biraz daha detaylı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi aralara tek zincir çekiyoruz. Bir tane ilmeğimizi aldık. 1 2 ve 3. Bu şekilde 3 tarafını yapacağız. Köşeye geldik. Köşeye de yine aynı şekilde 3 tane yapıp bu köşelerde her zamanki gibi 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmeğimizi aldık. Aynı yere tekrar 3 tane trabzanımızı yapıyoruz ki köşe oluşturalım. Bu köşeye geldiğimizde de aynı bu köşeden yapacağız arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet, bu köşemize kadar geldik. Şu iki köşemizi böyle bu şekilde yaptık. Yani şöyle düşünelim. Şimdi bunu şu motifle şurayı birleştirerek şuraya gideceğiz. Sonra tekrar gelip sonra bunu birleştireceğiz. Şimdi
Bu son geldiğimiz yere bir iki zincir çekip motifimizi şöyle bir çevirdik. Ters tarafı bize bakacak. Yandaki motifimizi alıyoruz. Düz tarafı bize bakacak bu sefer. Yani iki ters tarafı içe gelecek. Şu şekilde tuttuğunuz zaman kolaylıkla birleşmemizi yapabiliriz. Buraya direkt 3 tane trabzanımızı yaptık. Sonra bir zincir çekiyoruz. Hemen karşısındaki şu boşluğa ilmeğimizi alttan şu şekilde çıkarttık. Ve bir zincir çekip diğer boşluğa trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 tane trabzanı yaptık. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Şöyle tuttuk. Şuradaki boşluğumuza tığımızı buradan geçirip ilmeği içeriden şu şekilde aldık. Bir zincir çektik. Diğer boşluğa. Bir zincir çekiyoruz. Karşıdaki diğer boşluğuna tığımızı taktık. Şöyle çektik. Bir de zincir alıyoruz buradan. Değişik yönde birleştirme de bilenleriniz vardır arkadaşlar. Yani önemli değil. Onu nasıl istiyorsanız öyle de birleştirebilirsiniz. Ama bu benim yöntemim bu şekilde. Bu köşede bakın köşede iki zinciri çekiyoruz ve tam ortasına aynı şekilde ilmeğimi çıkarttım. İki zincir çekip köşeye 3 tane daha yapıp köşemi oluşturuyorum. Aralar bir zincir ile buraya kadar gelelim arkadaşlar. Şu köşeyi de oluşturup şuraya kadar gelelim. Evet, bu köşemize geldik. Yine 3 tane yarım bırakıyoruz burayı. Tekrar ters yeri bize bakacak. Diğer motifimizi aldık. 2 tane ters tarafı içe bakacak. Burası düz. Size bakacak şekilde şöyle tutuyoruz ve ilmeğimizi aldık. Buradaki boşluğumuza diğer motifi nasıl eklediysek o şekilde 3 tane trabzan yaparak bir zincir çekip karşılıklı boşluğa tığımızı taktık. Bu şunu eklerken nasıl yaptıysak aynı şekilde bu motifimizi de buraya ekliyoruz. Bir zincir çekip pardon. Son boşluğumuzu da yaptık. Köşeye geldik. Köşemizi de istediğiniz gibi şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi buraya inmeyeceğiz çünkü başka motifimiz yok. Hırka olmuş olsaydı arkadaşlar bu şekilde böyle devam edecektiniz. Bunu da buradan belirteyim. Şimdi şuraya kadar geleceğiz ki üst tarafa geçeceğiz. Hemen bu köşemizi de yapalım.
3 tane trabzanımızı yapıp 2 zincir çekiyoruz. Üst tarafa geçmek için tekrar ters tarafı bize bakacak. Yine motifimizi aldık. Buradaki motifimizi tersler iç içe bakıyor. Köşesinden 3 tane trabzanı yaptık. Bir zincir çekip şu hemen karşılıklı boşluğumuza tekrar 3 tane bakın şöyle olmuş oluyor arkadaşlar. Göstereyim. Şimdi şuraya kadar ekleyeceğiz. Sonra dümdüz yukarıya çıkıp diğer motifimizi ekleyeceğiz. Sonra şunu ekleyeceğiz. Pardon, şurada ben bir tane boşluk atlamışım. Hemen düzelteyim. Şu hemen karşıdaki. Köşeye geliyoruz. Köşeye yine 3 tanesini yaptık arkadaşlar. 2 zincir çekip şu hemen iki köşenin ortasına ilmeğimizi alıyoruz. 2 zincir çekip aynı köşemize devam ediyoruz. İp koparmadan birleştirmelerde her zaman bir zeminimiz olması lazım. Yani şu diğer motifi eklememiz için bir zeminimiz olması lazım. Yani şu örgümüzün birleştirme yerimizin olması lazım. Yoksa bunu tutup buraya ekleyemeyiz arkadaşlar. Onu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi bunu buraya kadar geliyoruz. Bu arada birleştirme videosunu da göstermiş oldum tekrardan. Aslında bir videomuz da vardı bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Hep soruyorsunuz, yine her videomda belirtiyorum diğer videolarımı bulamadığınızı. Şimdi YouTube'da şöyle bir şey var. Kanala girdiğiniz zaman 4 tane videoyu falan gösteriyor. Diğerlerini göstermiyor. Aşağıya geldiğiniz zaman açılmıyor videolar. Yani sanki 4 video varmış gibi. Fakat o hemen kanalımın, mesela resmime tıkladınız, kanalımın orada oynatma listesi, videolar falan yazıyor. O yere, videolar bölümüne tıklarsanız bütün videolar açılıyor bu sefer. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bu motifimizi buraya ekleyeceğiz. Bunu da 2 zincir çektik yine. Yine ters tarafımızı getiriyoruz. Bu motifimizi aldık. Tersler aynı yere bakıyor. Köşemize yine 3 tane trabzanımızı yapıp şu şekilde üç tane trabzan yapıp hemen karşı boşluğa tığımızı taktık, ilmeğimizi çıkarttık. Bir zincir çekip diğer trabzanımıza başladık. Şu şekilde. Burada şimdi önemli olan iki tarafını birlikte birleştireceğiz. Göstereceğim yine size. Ne yaptığımızı da bilin istiyorum. Şimdi buraya geleceğiz. Şimdi bak, burada da zeminimiz hazır. Hemen bunu da buraya kadar ekleyeceğiz. Sonra şuraya düz yukarı çıkıp diğer motifimizi ekleyeceğiz. Burada da bir zincir çekip hemen buraya üç
3 tane trabzanımızı yapıp burası köşe oluyor. 2 tane zincir çekip tam köşelerin buluştuğu yere tığımızla şu şekilde ilmeğimizi çıkarttık. Ve 2 zincir çekip ilmeğimizi aldık. Aynı yere köşemizi yapıyoruz. 3 tane, 2, 3 tane trabzan ve 1 zincir çekip hemen şuradaki devam eden motifin, şöyle göstereyim, bu tarafını da birleştiriyoruz. Şu köşeye kadar gelelim, yine şu köşemizi. Köşeye geldim ve dümdüz şuraya kadar çıktım. Ekleme yapmadan, yani şurasını. Çünkü zemin hazırladım bu diğer motife. 2 tane zincirimizi yine çektik. Tersi bize bakıyor. Düzü yine bize bakıyor diğer motifin. İlmeğimizi aldık. 2 tersler içi. 3 tane köşeden trabzanımızı yaptık ve 1 zincir çektik. Hemen şöyle yapıyoruz ve şu hemen yanındaki şöyle olacağı için. Şu tarafa değil, bu tarafa arkadaşlar, yanlışlık olmasın. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1 zincir çekip karşılıklı diğer motifimizi nasıl eklediysek o şekilde bu köşeye geleceğiz. Bir de şuraya kadar gelip buradan sonrasını tekrar göstereceğim. Bundan sonra da zaten hani ekleme bittikten sonra komple çevresini, bakın şurası oldu fakat şuralar yarım. Komple bütün hırkalarda da öyle. Ekleme işlemi bittikten sonra da komple çevresine bir sıra zemin rengimizi gidiyoruz. Şimdi tekrar göstereceğim. Şimdi köşeyi yaptık. Direkt şuraya kadar. Aynı şekilde trabzanlarımızı yaparak gidiyoruz. Son yerimizdeyiz ve köşeye geldik. Köşede 3 taneyi yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz ve bunun diğer taraftaki köşenin tam ortasına, zincirin tam ortasına ilmeğimizi kaydırarak aldık ve düz tarafımız burası. Şimdi burada 2 zincir çekip bütün çevreyi komple düz bir şekilde örüyoruz. Ekleme işlemimiz bitti. Yani şöyle gelip tam şuraya kadar bu kenar kısmımızı yapıyoruz. Sadece şunun ortalarını göstereceğim size, nasıl yapmamız gerektiğini. Yani şu ortaları sadece tek kenara gelecek şekilde, bakın ortaları da normal trabzan yaptım. Fakat buraya model gideceğimiz için diğer tarafları gerek duymadım. Köşeleri nasıl zincirli yapıyorsak o şekilde yaptım. Şimdi bunu anladık değil mi arkadaşlar? Buraya kadar geleceğiz. Yani şu, ben size hazırlamıştım zaten diğer tarafını da. Ama ben öbür tarafını da bitireceğim şimdi sizler için. Evet, bütün etrafını zemin rengimizle tekrar bunu yaptık değil mi arkadaşlar? Şimdi, pardon, ipimiz kırılmış.
Bitirdik etrafını. Şimdi 6 sıra trabzan, 6 sıra şöyle delikli trabzandan yapacağız. Bunu siz arasındaki kalını ister 5 sıra yapabilirsiniz, ister 7 sıra yapabilirsiniz. Yani kaç santim olursa şöyle söyleyeyim. Şöyle 6-7 santim trabzan, 7 santim delikli trabzan yapacağız. Bu işte dediğim gibi bu aralıkları siz kendiniz daha fazla daha az yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin zevkinize kalmış. Zaten ben bu atkış alımı doğaçlama yapmıştım. Ya bu ucları motifli ama ne yapsam ne yapsam diye önce bir işte biraz trabzan gittim. Sonra dedim trabzan biraz sıkıcı oldu. Araya biraz delikli trabzan koyayım dedim. Öyle doğaçlama güzel bir hırkamız şey pardon şalımız oldu. Şimdi burayı yapacağımız için bu ters tarafındayız. İki tane zincir çektik. Şimdi önemli olan bu başlangıcı kurması. Neden derseniz arkadaşlar, şimdi her ilmeğe ilk başlangıcında trabzan yapıyor, sık trabzan. Her ilmeğe trabzan yaparsak bu delikli trabzanın üstüne trabzan geldiği zaman hırkalarda da böyle olur. Bir marullaşma olur. O yüzden aralarda ilmek kaybedeceğiz. Nasıl kaybedeceğimizi ben size göstereceğim. Şimdi trabzanımızı şu boşluğa bir tane yapıyoruz. Her bir deliğin tam tepesine bir trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Burada benim ipim düğümlü. Neyse ben onu sonra kaybedeceğim. Her bir boşluğun içine trabzan yapıyoruz. Bak. Şimdi şurada bir de boşluk vardı ya, bunu ben bir sefer atlıyorum. Yani marullaşmaması için her bir boşluğun tam tepesine trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi şurada bir tane atlamıştım, değil mi? İlmeğimi aldım. Şurada atlamayacağım. Bu boşluğa bir tane yapıyorum. Tekrar devam ediyorum boşlukların tepesine trabzanlarımızı yapmaya. Burada da atlamıyorum. Boşluğa yaptım trabzan. Yani arkadaşlar bir atladım, iki taneyi atlamadım. Bir atlayacağım, iki atlamayacağım derken o boşluklardan biraz ilmeğimizi kısmış olacağız. Bakın düz gidiyor şu an. Yani şöyle baktığımız zaman düz gidiyor. Fakat burada bir tane şimdi şu boşluğu yapmadan diğer trabzana. Yani şurada atladım. Bir, iki tane atlamadım. Şurada atladım. Şimdi devam ediyorum trabzana. Bu ilk kuruluş önemli. Çünkü üst tarafı motiflerle denk bir şekilde gitmesi lazım arkadaşlar. Boşluğa yapıyorum. Devam ediyorum. Her ilmeğin tepesine trabzanları örmeye. Boşluğa tekrar yaptım. Zaten 3 tane biliyorsunuz ilmeklerimizin üstü. Şimdi bakın. Bakın nasıl muntazam düz geliyor değil mi arkadaşlar? Şimdi ben şunları atlamasaydım arada bir marullama olacaktı. Hırkalardan sonra da bunu yapabilirsiniz. Mesela hırkadan sonra üst tarafımız düz demin ya. Zaten onu hırka yaparken göstermiştim. Bu aralarda tek tek bir ilmek atlayabilirsiniz. Şu örgümüzün düzgün olması için. Şimdi bunu atladım bir tane. Buraya yaptım. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Boşluğa da bir tane.
Tekrar tepesine 3 tane, bir de boşluğa tepesine yapıyorum. Şimdi 2 tanesini yapmıştım. Bu boşluğu atlıyorum. Ben genelde 2 defada çıkıyorum bu trabzanları. 3 defada da çıkabilirsiniz. O sizin örgü nasıl örüyorsanız ona bağlı arkadaşlar. Yani önemli değil onun nasıl yaptığınız. Bakın çok düzgün bir şekilde 2 defada çıkartıyoruz. Yani 3 defa dediğim şu şekilde örenler de var. Bir ilmeğimi aldım. Önce şu ilkini 1, sonra 2, sonra 3. Bu aslında bunun örgüsü çok çok daha düzgün ve güzel oluyor. Biraz yeni başlayanlar için de biraz zor olur diye 2 defa da çıkıyorum. İsteyen öyle de yapabilir. Şimdi boşluğu atlayalım bir tane daha. Tepelerine yapıyoruz. Bakın çok düzgün bir şekilde üst tarafını, ilk sırasını yapmış olduk. Şimdi bundan sonrası 6 sıra trabzan, yani hiç atlama tabii ki bunda yok. Artık ilk sıradaydı bu. Neden derseniz marullaşma olmasın diye. Şimdi nasıl olsa modelimizi kurduk. Bunun üstüne 6 sıra, ister 7 sıra, ister 5 sıra trabzan yapacağız. Her bir ilmeğimizin üstüne. Evet, sona geldim. 2 tane yaptım. 2-3 zincir çekip geri dönüyoruz. Belki yaparken siz eliniz biraz bol olabilir. Yani gevşek örebilirsiniz. Gevşek örüyorsanız arada mesela şöyle tuttuğunuz zaman düz olmuyorsa, yine marullaşmalıysa siz bir tane daha arada atlayabilirsiniz. Yani düzgün olması için onu doğaçlama kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilmeğimizi aldık. Bu ilmeğe değil, diğerine. Başlangıçta. Hemen bu ilmeğimizin dibindeki değil, tam yanındakine trabzanımızı yaparak her ilmeğin tepesine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bunu 6 sıra, işte dediğim gibi ister 5 ister 7, 6 sıra yapıp bir üst tarafa geçeceğiz. Sona geldiğimizde onu da göstereyim. Buradan nasıl bir tane boşluk, yani dibindekine değil yandakine yaptık. Burada da şuraya yapıyoruz. İlmeğimizi aldık. Şu son ilk başlangıca da bir tane yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. Dibi bırakıp diğerine. Yani bunu gidişlerde, dönüşlerde yapın ki ilmeğimiz, ilmek sayımız fazla olmasın, aynı seviyede gitsin. Bu şekilde yaparsanız hiç kenarlardan artma, eksilme olmaz. Üçüncü sıraya geçiyorum şimdi. 6 sıra İkili trabzandan ördüm düz bir şekilde. Bakın hiçbir volan falan olmadı arkadaşlar.
Şu şekilde dümdüz 6 sıra, dediğim gibi bunu 6-7 de yapabilirsiniz. Şimdi diğer delikli, yani şunun gibi delikli tarafa geçtiğimiz zaman bunun üstüne başlangıçta 6 tane zincir çekiyorsunuz. İlmeğimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane boşluk bırakıp 5.'ye 3 tane trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. 1, 2, 3, 4, 5.'ye. Neden bunu böyle yapıyoruz? Bu da bittikten sonra şuraya geçtiğimizde bunun üst tarafını arkadaşlar, ilmek sayımız aynı olsun diye. Yani 3, bir de arada boşluk var, 4. 4 tane boşluk bırakıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz araya. 1, 2, 3, 4, 5.'ye 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane zincir araya. 1, 2, 3, 4, 5.'ye. Bunu da 6 sıra yaptıktan sonra şu düz tarafa geçerken hiç ilmek sayımız oynamamış oluyor. Sona kadar gelelim. İlk başta şöyle bir gerdirme olabilir. Üst tarafa yaptığımız zaman, bundan da 5 sıra yapacağız ya arkadaşlar, düzelecek, merak etmeyin. Sona kadar gelelim. Şimdi sona yaklaştığımız zaman şu şekilde, burada diyeceğiz ki burada 5 tane sayımız yok, değil mi? Şimdi onu nasıl yapacağız? 3, 4, 5, 6, 7 ilmek kalmış. 3, 4, 3 tane dördüncüye yapıyoruz. Bir tane zincir çekip tam köşemize bir tane trabzan yapıp bakın şu şekilde bitirdik. 3 tane zincir çekip geri dönüyoruz. Şu yaptığımız boşluğa bir tane burada vardı. 3 tane trabzan yapıyoruz. Belki bu kenara bir tane daha fazla yapabilirsiniz. Daha tok dursun diye. Aralar bir zincirle bu boşluklarımıza üçlü trabzanlarımızı örüyoruz. Bu şekilde. Bunu da ister 5 sıra, yine ister 6 sıra bitiriyoruz. Şu boşluğumuza geliyoruz. Buraya, buradan geri dönüyoruz. Gidip gelip 5 sıra, 6 sıra da bundan yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Bunun üstüne tekrar her bir ilmeğe, tabi burada ilk yaptığımız gibi yapmayacağız. Çünkü ayarlamasını yapmıştık. Bu bittikten sonra her bir deliğe şu trabzanımızı örüyoruz. Ben onu da göstereyim size. Bunu bitirelim bir 5 sıra. Bakın bu şekilde oldu. Sonda buraya böyle geldiği zaman bir zincirimizi çekip şuraya bir tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Buraya da yine başlangıç olarak 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Buraları
Biliyorsunuzdur umarım yani böyle yapılışını. Şimdi şu şekilde. Bakın, eğer ki eliniz zaten yorumlarda da yanlış olan yerleriniz olursa zaten yorumlarınızda şey yapacağım arkadaşlar. Yani hepsine cevap veririm. Şimdi burada dersiniz ki bunu yaptım biraz gergin oldu. Hiç önemli değil arkadaşlar. Gergin olduysa aralardakini bir boşluğu bırakın. Yani elinizin gittiği yere doğaçlama düzgün durduğu zaman nasıl duruyorsa öyle yapın. Hiç önemli değil. Yani bu örgüde sayı falan çok önemli değil. Elinizin düzgünlüğüne göre örerseniz hiçbir sorun olmaz. Baktınız ki çok gerdiriyor. Aralardaki boşlukları bir tane eksik yaparsınız. 4 değil de 3 tane de yaparsınız. Arada 3 tane yaparsınız. Ha, şuraya geldiğinizde mesela düze geçtiğinizde bolluk mu yapıyor? Arada bir tane kaybedersiniz. Hiç önemli değil bunu yapılışı. Şimdi bundan sonra şunu yapıyoruz ya arkadaşlar. Şimdi videomuz çok uzun olduğu için uzadıkça video biraz yüklemesi zor oluyor. Şimdi bundan sonra düze geçiyoruz. Yani her ilmeğimizi düz şekilde ördük. Zaten iki parça ben diğerini de hazırlamıştım sizler için. Bu ilk başlangıçta nasıl eklediysek, nasıl yaptıysak iki tane yapmış olacağız ondan. Yani şundan. Şimdi bunu bitirdikten sonra ipimi biraz fazla bıraktım. Bunu düz zeminle bitirmeniz lazım. Düz zemine bitirdiğiniz zaman normal düz bir şekilde bu tarafa dikeceksiniz. Yani nasıl mı? İlmekten ilmeği, ilmekten ilmeği hiç ilmek atlamadan onu dikeceksiniz. Ben size bir tanesini göstereyim. Farz edin ki burası düz yer. Bunu diğer tarafa bir çatal iğne yardımıyla şu ucu önce bir sabitleştirin bu ucu. Bunu da mesela şu köşesine şöyle birleştirdiniz ya. Tabii ki bu delik değil, şu düz zemin olacak. Buradan her bir ilmeğin karşısına şu şekilde dikeceksiniz. İlmekten karşı ilmeğe, ilmekten karşı ilmeğe, hiç ilmeğinizi atlamadan. Mesela şöyle denk gelmiyor. Hani eksiltme yapmıştık ya, o yüzden arada bir tane boşluk yapıp sanki örüyormuş gibi bir tane atlayıp bir taneyi dikebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Dümdüz bir dikişiniz olur. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben bunu şimdi size göstermelik diktim. Püsküllerini de hemen göstereyim onu da sizler için. Püsküller ise santimini de vereyim sizlere. Tabii o da sizin tercihinize bağlı. Ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz uzunluğunu. Şuradan 25 santim ölçüyoruz. Evet, 25 santim. Yani bu kadar. 25 santimi bir kitap yardımıyla da olsun. Ben şimdi size pratik yoldan gösteriyorum. Şu şekilde 4 katlı yaptığınız zaman 4 veya 5, o da sizin tercihinize bağlı yine. Diğer taraflarını da keseceğim. Siz bunu tabii çoğaltacaksınız çok yapacağınız için. 2'ye katlıyoruz. 2'ye katladık. Bütün deliklerin, şu deliklerin tam ortasına, yani deliklere yapacağımız için ben şu başlangıç olarak göstereyim. Düz tarafı burada, alttan milimizi şöyle tığımızı geçirdik ve çıkarttık. Ve bunun ortasını
içine geçiriyoruz. Şu şekilde bağladık. Püskülümüz de bu şekilde. Yani 5-5 veya 4-4, o sizin yine tercihinize bağlı. Her bir deliğimizi bu şekilde püskülümüzü de takacağız. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Takıldığınız yerlerde yine ben size yardımcı olacağım. Gerek Instagram'dan gerek yorumlara da yazabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.